Yayınıma hoş geldiniz ama konu hiç o kadar hoş değil. Evet, İran yine yapacağını yaptı. İran yine yapacağını yaptı değerli izleyenler. İran'ın şanlı Azerbaycan'a bir ihanetinin, bir yaptığı büyük yanlışın önemli bir deliline ulaştık ve bu delil de değerli izleyenler şanlı Azerbaycan'a yapılan sinsi bir haksızlık. İran bildiğiniz üzere tır şoförlerini yolluyor ve onları yolladığında ne yapıyordu? Bildiğiniz üzere Ermenilere yardım götürüyordu. Bu yardımlar artık iyice zamanadan çıkmıştı ama öyle bir belgeye ulaştık ki İran şimdiden neler yapmış neler. Hemen bu belgeyi gösterelim. Artık söze gerek yok. Artık lafa gerek yok. İran kurumları Dağlık Karabağ'a oradaki işgalci çetelere yolladıkları yardımları şoförlere istikametlerindeki götürecekleri ürünlerin faturasına bakın neler yazmışlar. Yollayan Tebriz İran. İran'ın Tebriz şehri yani Güney Azerbaycan'daki bizim kardeşlerimizin şehrinden çıkan araç Ağustos'un 22'sinde çıkmış. Ve istikamet neresi diyor biliyor musunuz? Bakın tarih de burada. İstikamet Hankendi'nin Steparkert. Evet. Stepanerkert. Ermeniye yazıyor. Yazıklar olsun. İşi gücü Müslümanlığa büyük bir saldırı olan, İslam'a savaş açan, Türklüğe savaş açan İran bu yaptıklarıyla gerçekten büyük bir ihanet daha ortaya koydu. Bir, nasıl komşusun, nasıl Müslümansın, nasıl adaletlisin be İran? İşgal edilmiş, özellikle kardeşlerimizden işgal edilmiş bir toprağa, orayı bir devlet daha tanınmadan, orada bir devlet ilan edilmeden, Armenia Steparakent nasıl yazdırırsın? Orası Azerbaycan'ın toprağı. Böyle bir halde hangi hakla sen gidip o bölgeyi bir merkez görürsün Ermeniler için? Şimdi İran'ın buna bir açıklık getirmesi lazım. İran'ın özür dilemesi lazım. Azerbaycan'ın nota vermesi lazım. Artık İran'a karşı tavır en maksimum derecede alınması lazım. İki tane İranlı tır şoförü tutuklandı demiştik. Haber doğrulandı. Ajanslara düştü. Serbest kürsü farkıyla ilk burada öğrendiniz değerli izleyenler. Azerbaycan ordusunun yaptığı güzel bir hareketten bahsedelim. Azerbaycan Devlet Sınır Servisi Hazar Denizi'nde tatbikat yaptı. Amaç Hazar'da Azerbaycan altyapısına yönelik terör eylemlerinin önlenmesi, arama operasyonları yaparak provokasyon gruplarının imhası ve deniz güvenliğinin sağlanması. Şimdi bu yapılan tatbikat İran'ın geçenlerde yaptığı açıklamaya da tam yanıt niteliğinde. Aslında İran'a Ankara'da devletin en üst tepesinden Azerbaycan'ın kahraman komutanları ve Türkiye'nin kahraman komutanları ile birlikte çok güzel yanıt verilmişti açıkçası. Gerçekten net yanıt verdik, güzel yanıt verdik. Büyük bir provokasyon var. Dün yayınlarda anlattık. Özellikle İran'ın Azerbaycan'a geçen tır şoförlerinin ellerine demin de dediğim gibi Dağlık Karabağ Ermenistan'ın Hankendi'nin Ermenice ismi yazmış. Hankendi'ye bir Ermeni ismi verilmiş. O ismi tanımıyoruz. O bölgenin Ermenistan'a ait olduğunu belirten evraklar vermişler. Yasa dışı bir şekilde bu araçlar Dağlık Karabağ'a geliyor ve Azerbaycan'da gerekeni yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Şimdi sizlere Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanlarından Sayın Ebulfez Elçi Bey, rahmetli oldu, mekanı cennet olsun. Özellikle Güney Azerbaycan meselesi, Kuzey Kıbrıs'taki Türkler ve dünyadaki Türklerle ilgili, esaret altındaki Türklerle ilgili sözü aslında bugün İran'ın ne yapmak istediğini o günden görmüş ve anlatmıştı. Evet,
Sayın Cumhurbaşkanı Ebu'l-Fez Elçi Bey'i biraz dinleyelim isterseniz. Bizim mefkuremiz ve hedefimiz aydın. Hedefimiz milletimizin özgürlüğü ve bağımsızlığıdır. Büyük hedefimiz bütün esir Türklerin hilasıdır. Doğu Türkistan'daki 40 milyon Türk'ün, İran deyilen Azerbaycan cüneyinde yaşayan 30 milyon Türk'ün, İrak'ın kuzeyinde yaşayan Türkmen deyilen Türk'ün, Batı Trakya'da yaşayan Türk'ün, Kıbrıs'taki Türk'ün, dünyanın neresinde varsa köle edilmek isteyen ve köle olan veyahut kalan veyahut ezilmek veyahut başkası tarafından ezilmek isteyen Türk'ün hilasıdır. Biz bu yola çıkmışız. Bizim insanlarımız Kazan Türk'üyle de ilişkidir, Kırım Türk'üyle de ilişkidir. Biz onların da özgürlüğünü, bağımsızlığını istiyoruz. Çuvaş Türk'ü, Hristiyan Türk'üdür, 4 milyondur. Bizim kardeşimizdir. Biz onun da özgürlüğünü istiyoruz. Kakaos Türk'ünün de özgürlüğünü istiyoruz. Dünyada bütün Türklerin bağımsızlığını, özgürlüğünü istiyoruz. Çin senden düşmançılığı yapar. Çin niye? Ha, Doğu Türkistan'da 40 milyon Türk'ün özgürlüğünü istiyorsunuz. Böyle. O Çin benden düşman olsun. Ben Çin'in ne istiyorum ki? Özgürlüğümü istiyorum. Çin bana düşman olmuş artık. Benim özgürlüğümü elimden almış. Ben özgürlüğümü istiyorum. Ha, yerinde otur. Azerbaycan'da otur. Niye Azerbaycan'da otururum? Ben 300 milyona yaklaşık Türk'ün bir askeri, bir evladıyım. Nasıl da sesimi çıkartmamalıyım? Ona göre ki ya, böyle politik hatayla konuşulmaz. Politik nasıl konuşuyor? Hepiniz iyisiniz. Çin de iyidir. İran da iyidir. Rusya da iyidir. Ben de burada bir cumhurbaşkanıyım. Neresin o cumhurbaşkanı? Gördünüz değil mi değerli izleyenler? Tamam, politika yapılır. Politika yapılır. Ben dümdüzüm diyor. Ve özellikle zulüm gören Türkmenlerin, Türklerin durumuna ne güzel şimdi yaşadığımız İran'ı ve Rusya'nın yaptığı ezme hamlelerine karşı ne güzel konuşuyor. Gelin son sözlerini tekrar dinleyelim. Gerçekten bizi o günlerden çok iyi anlatıyor. Mekanı cennet olsun. Lütfen yeniden dinleyelim. Ben özgürlüğümü elimden almış. Ben özgürlüğümü istiyorum. Ha, yerinde otur. Azerbaycan'da otur. Niye Azerbaycan'da otururum? Ben 300 milyona yaklaşık Türk'ün bir askeri, bir evladıyım. Nasıl da sesimi çıkartmamalıyım? Ona göre ki ya, böyle politik hatayla konuşulmaz. Politik nasıl konuşuyor? Hepiniz iyisiniz. Çin de iyidir. İran da iyidir. Rusya da iyidir. Ben de burada bir cumhurbaşkanıyım. Neresin o cumhurbaşkanlığı? İran'ın yaptığı bölgedeki barışı ve istikrarı, özellikle Türk kardeşlerimize yaptığı büyük bir ihanet. Şimdi Güney Azerbaycan'ın kuzeyinde Kürt nüfusu yerleştirip oranın demografik yapısını bozarak, oradaki iç barışı tamamen bozarak Türk kardeşlerimize orada çok büyük zulümler yapmak istiyorlar. Yani herkes kendi toprağında olsun. Şimdi Güney Azerbaycan'daki Türkmenlerin yanına, Türklerin yanına gelip de sen oradan Kuzey Iraklı ve Yezidileri taşırsan işte o zaman rengi değişir. O zaman orada kargaşa oluşturur. İran polisi ve istihbaratçılarıyla oradaki Yezidi Kürtlerin bir anda gelip o yaptıkları gerçekten kabul edilemez. Herkes yerinde makbuldür. İran'ı uyarıyoruz, İran'ı uyarıyoruz, İran'ı uyarıyoruz. Doğru yolda değilsin. O yazdığın kağıt paçalarını da sana iade ediyoruz. Hiçbir zaman orada Ermenistan'ın devleti olmadı. Kağıtları yazıp şoförlerle yollaman, senin aslında Müslümanım dediğin ve Müslüman bir komşuna yaptığın büyük bir ihanet. Bu ayıp sana yeter İran. İran bu rejimden kurtulmalı. Evet değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlar atmayı unutmayın. Kanalıma katılmayı unutmayın. Hoşça kalın.